Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak İdlib, Suriye, Misak-ı Milli Toprakları. Esasen buralarda bundan 5-6 yıl önce, 7 yıl önce zulüm vardı, eziyet vardı. Ama ne zamanki ki merhameti Türkler Misak-ı Milli hudutlarında, Suriye'de, İdlib'de, Elbap'ta, Cerablus'ta, Afrin'de, Telapyat'ta, Rasulayn'da ve daha diğer diğer diyarlarda ortaya çıktık. Huzur geldi, güven geldi, mutluluk geldi. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. İdlib'de bayram hazırlığı. Merhametli Türk ordusunun olduğu yerlerde huzur var, güven var, mutluluk var, sevinç var. Bize hainlik yapmayan, hinlik pinlik yapmayan diyarlarda bizler her daim dost elini, yardım elini uzatmaya devam edeceğiz. Pers belası. İnşallah bu zalim küffarla beraber işler tutan, onunla beraber Amerika ile İzrail ile durmadan hencebince işler çeviren Persler bu mutluluk ve huzur dolu yerlerde ortalığı karıştırmak için tekrardan ortaya çıkmazlar. Pers kafası İzrail diye İdlib'e, Pers kafası İzrail diye Azerbaycan, Pers kafası İzrail diye dost kardeş diyarlarda bir sinsilik, bir hainlik yapmaz yaparsa hesabı elbet ama elbet sorulur. İdlib'de merhameti Türk askerinin gölgesinde, sevinçle, huzurla, mutlulukla bayram hazırlığı. Devam. Türk dünyası ile devam ediyorum. Kazakistan'ı. Kazakistan'da son 30 yılın en büyük sel felaketi meydana geldi sevgili dostlar ve bu sel felaketi her geçen gün daha da artıyor. Allah korusun. Kazakistan'da kardeşlerimiz çok zor durumdalar. Kazakistan'ın 17 vilayetinin 10'unda acil durum ilan edildi. İnanılmaz seviyede çok yoğun geçen bir kar, çok yoğun geçen bir kar yağışı kışla beraber kar erimeye başladı. Karlar şiddetli şekilde eriyince şehirlerde seller meydana gelmeye başladı. Barajlar doldu. Kazakistan'daki bu şehirlerde bulunan barajlar %100 dolu ve hala karlar erimeye devam ediyor dağlardan. Ayrıca Sibirya, Rusya bu taraftan da gelen kar erimesiyle beraber gelen sular Kazakistan'ı tehdit altında bırakıyor. Acil durum. Geçtiğimiz hafta sizlere Kazakistan'daki sel olayını anlatmıştım. Şimdi durum çok daha ciddi boyuta doğru ilerliyor. Hani o zaman 2000-3000 kişi tahliye edilmişti. Şimdi 70.000 kişi tahliye edildi ve 17 şehrin 10 tanesinde acil durum ilan edildi. Arkada haritayı görüyorsunuz. Bayağı bir bölge, neredeyse Kazakistan'ın yarısı tehdit altında. Allah korusun. Dünyanın ayarlarını iyiden iyiye bozan küre kafalılar. Yok küresel ısınma yok şu yok bu ayaklarına dünya dengesini hani kışlar kış gibi geçmiyor yazlar yaz gibi geçmiyor. Bu hengamede tüm dengeyi alt üst etmeye çalışıyorlar ve Sibirya'da buzlar eriyor. Rusya'da buzlar eriyor, Kazakistan'da karlar çok yağıyor ve bir anda erimeye başlıyor, sıcaklar bir anda bastırıyor. Durum bu, videoyu görüyorsunuz. Kırgızistan'dan, Azerbaycan'dan, Türkiye'den yardım konvoyları Kazakistan'a. Bizler elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Kazakistan Türk dünyası yalnız değildir. Devam. Türk dünyasının Akdeniz'deki uç beyli Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dan çok önemli açıklamalar geldi. Sayın Ersin Tatar yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta bir Türk askerine bir saldırı olursa 10.000 asker sahaya iner mesajı. Rum Yunan ikilisine en net mesaj. Bir çılgınlık yapmaya kalkmayın. Daim Muzaffer Türk ordusu topunuzu ezer, pestinizi çıkarır. Başkan Ersin Tatar konuşmalarına şöyle devam etti. Kıbrıslı Türkler yalnız değildir. Arkamızda 85 milyon Türk var. Ve sadece 40 mil uzaktalar. Yaklaşık 70 kilometre. Ve ayrıca Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyabilir. İlişkilerimiz en üst seviyeye çıkabilir. Bunun da mesajını verdi. Bakın bu da çok önemli. Bu öylesine boş yapılmış bir söylem değil. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan aldığı kararlar ortada. Sizlere anlatıyorum birkaç gündür. Ve Azerbaycan en son Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev Ersin Tatar'la telefon görüşmesi yapmıştı dün. Azerbaycan Kıbrıs ilk kez parlamentolar arası dostluk grubu oluşturulmuştu. Ne diyoruz Rumlar Yunanlar bir çılgınlık yaparsa bizler yarım bıraktığımızı Kıbrıs'ta devam ettiririz. Çünkü Kıbrıs Türktür, Türk kalacak. Ve dahi tüm Kıbrıs adası Türk'ündür Allah'ın izniyle. Bizim kılınç hakkımızdır. 1571'de atalarımız 80 bin şehit vererek Kıbrıs'ta Kıbrıs'ı Türk yurdu yaptı. Hakeza 1974'te ve yine yine kaşınan olursa yarım bıraktığımız elbet ama elbet bu defa cincik gibi tertemiz yapılır. Rumlar da huzurla Kıbrıs Türklerinin kontrolü altında yaşarlar canım. Yaşamalarsa kendi bilir. Aha Yunanistan orada. Hadi atlayın kayıtlara gemilere gidin. Arjantin. Arjantin ordusu eğitim yapıyor. Tatbikat çalışmalar yürütüyorlar. Fotoğrafları görüyorsunuz. Fotoğrafta dikkat çeken detay var gösterdikleri aletler, araçlar ne acaba? Ne? Aselsan. Aselsan'ımızın ürünleri Arjantin ordusunda görev alıyor. Aha, Türk ürünleri dünyanın her tarafında. Aselsan tarafından geliştirilen Acar K kara gözetleme radarı ve İHA Savar anti drone sistemi Arjantin ordusuna eğitimler yerinde verildi ve Arjantin ordusu Türk sistemlerini, Aselsan teknolojilerini kullanıyor. Ne kadar da Arjantin'in başında delilerin mileyi varsa. Ziyon aşığı. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Paramıza bakarız. Ha, Her Türk teknolojisi de her yere verilmez. Her kritik Türk teknolojisi her yere verilmez. Rusya'dan son dakika bir haberi geldi. Rusya'nın kontrolünde bulunan Zaporizya nükleer santraline Ukrayna insansız hava araçları kamikaze droneları saldırı gerçekleştirdi. Tehlikeli. Hani burnumuzun dibinde diyeceğimiz bir yerde Zaporizya nükleer santrali ki Karadeniz ve Karadeniz civarındaki ülkeler tamamen risk altında. Ukrayna ordusu Zelenski Z. Hani gündem olmak istiyorsanız başka yollar deneyin. Bunu yaparak, bu nükleer santrali vurup patlatarak ne elde edeceksiniz? Ukrayna Başkanı Z iyiden iyiye ne halt edeceğini şaşırdı. Amerikan ilgisi Ukrayna'dan, Zelenski'den Çin'e kaydıkça, İsrail'e, Ziyonlara kaydıkça bu iyice saçma sapan işler yapmaya başladı. Türkiye barış masası kurmaya hazır, Rusya hazırım dedi. Ama Ukrayna Zelenski a -a, yanaşmıyor. Niye? İngilizler. Amerika onlar iyice pöhlüyor. Oturma, yapma, barışa gitme. Ve tam da bu eksende Amerikan eski başkanı Sarıların Trump yaptığı açıklamada Ukrayna savaşın sona ermesi ve barışın gelmesi için Zelenski Rusya'ya Kırım'ı ve Donbas'ı vermesi gerekiyor dedi. Şimdi Kırım sıkıntı. Kırım Türktür, Türk kalacak diyoruz ama konjektürel gereği Kırım'da yaşananlar, Donbas'ta yaşananlar, Rusya'nın buraları alması ve Rus ayısının durması için buraların Rusya tarafında bırakılması gerekiyor. Trump bunu söylüyor ama Sarıların Trump bunu söylerken de çok farklı yönde niyetleri var. Onun esas gözüne kestirdiği küre kafalı bir şekilde bertaraf etmek, onun tüm siyasi, uluslararası diplomasi ağını ördüğü ağı parçalamak, Amerikan derin devletini çökertmek. Evet yanlış duymadınız. Sarıların Trump bunu çokça dile getirmeye başladı. Amerikan derin devletini çökerteceğim. Yani Pentagon'u. Olur mu olmaz mı? Bu olma sürecinde Trump Kasım ayı 2024 tekrardan başkan seçilir mi? Trump başkan seçilirse Amerika'da arınma gecesi başlar mı? Çünkü Trump ve Trump taraftarları hatırlayın Amerikan tarihinde ilk kez Amerikan kongresi Trump taraftarları tarafından işgal edilmişti. Hani kafasında boynuzlar elinden mızrak mızrak böyle üstü cıplak boyalı boyalı adamlar <laughs> Amerikan kongresini basmıştı. Trumpçılar ikinci round hazırlanıyor Amerika başkanlık seçimleri. Bize ne diyoruz? Ula yiyin birbirinizi Johnny'ler. Geçiyorum Arap Yarımadası'na. Arap Yarımadası'ndan çok ilginç bir haber. Duyunca oh, nasıl olur yav diyeceksiniz. Ne oluyor? Suudi Arabistan Kuveyt'ten 16 milyar dolar borç para istedi bir dakika nasıl yani hakikaten nasıl yani Suudi Arabistan dünyanın petrol devi Suudi Arabistan harıl harıl milyar milyar dolarlar petrol üretiyor ne oldu para suyunu mu çekti bu kadar zenginliğin içinde para kalmadı ve Kuveyt'ten 16 milyar dolar borç para mı istiyor buraya kadar mı düştü Suudi Arabistan neler oluyor İşin içinde Johnny'ler Amerika Amerika Suudi sövüşlemekten Suudi Arabistan'ın kasası tam takır. Para kalmadı. Amerika İran yayılmacılığına karşı Arap ülkelerini tehdit ediyor. Bana para vermezseniz ben de sizi İran'a karşı korumam, savunmam. Ve ne oldu? Trump zamanında yaklaşık 150 milyar dolar yakın para Suudi Arabistan hop Amerika'ya verdiydi. İşte silah sattı, onu yaptı, bunu yaptı ayağına. 150 milyar dolar parasını emcükledi. Ve şimdi Suudi Arabistan bir taraftan Çin ekseni. O bir taraftan Amerika ekseni. Hani Çin'e mi yanaşayım Amerika'ya mı yanaşayım? Beni İran'dan Çin mi daha iyi korur Amerika mı daha iyi korur derken 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 Suud'da paralar iyiden iyiye suyunu çekti. Ve bir tarafta Ukrayna Rusya savaşı diğer tarafta Amerika Çin gerilimi Arap Yarımadası çıkmazları yaşıyor. Diyoruz onlara gelin. Türk'ün korumasına girin. Gelin Türkiye ile işbirliğini daha da arttırın o zaman rahat edersiniz. O zaman sizin ne Amerikan Johnny'si sövüşler, ne İngiliz, ne Çin, ne Rus, ne o, ne bu. Bizimle beraber güvenle yaşarsınız ve İran belası size hiçbir şekilde bir sıkıntı çıkaramaz. Çünkü İran'ı bu cünü Her daim dediğim gibi öyle ya da böyle isteseler de istemeseler de sevseler de sevmeseler de Arap ülkeleri Türkiye ile daha çok yakınlaşacaklar. Arap ülkeleri öyle bir vakit gelecek ki Türkiye'nin kanatlar altına gelecekler. İsteseler de istemeseler de. Çünkü Amerika Orta Doğu'dan çekilecek. Kendi içindeki o iç hesaplaşmaya, arınma gecesine hazırlanacak. İran yayılmacılığı artacak. Kendisini korumaya almaya çalışan Arap ülkeleri yetiş ya Türkiye diyecek, yetiş Türkler diyecek. Bekacı Yunanistan devasa, korkunç, muhteşem değil. <laughs> Bir tatbikat yaptı ama et pıt pıt tatbikatı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yunanistan ordusu Türkiye sınırında tatbikatlar icra ediyor ama bu Yunanistan ordusu tehlis olmuş askerler. Yunan ordusu yedekleri tatbikata çağırdı. Yunanistan Türkiye sınırında Yunan yedek askerleri tatbikat icra ettiler ve pupazlar eşliğinde Papazlar kutsaya kutsaya onları haydi aslansınız, kaplansınız, Türkleri şöyle yaparsınız, böyle yaparsınız diye diye Yunan'ın ihtiyarlarını o da yaklaşık olarak 300-400 kişi Türkiye sınırında gövde gösterisi ve Yunan'da manşet aynen şu. Ege'deki Türk tehdidine karşı panzehir. Yunan yedek askerleri. Evet. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ulan asil askerlerinizi gördük. Asil askerlerinizin durumu ortada. Yedek askerler ne işe yarayacak? La ya zaten emeklilerimiz çok gergin. Bu maaş falan durumları sıkıntılı. Çok gerginler, çok dolular. Hıncımızı Yunan Zirtaki senden çıkarmayalım. Bizim emekliler sizin yedek askerlerinizin dalağından girip böbreğinden çıkar. Ağıl ol. Aklını başına al. Yunan'da emekliler, tehlis olmuş askerler. Türk sınırında gövde gösterisi, tatbikat. Avrupa Birliği'nde nüfus her geçen gün daha az azalıyor. Nüfus azalıyor ama nüfusu daha da azaltmak için tedbirler geliştiriliyor. Nasıl? İsviçre. İsviçre'de 2050 yılına kadar nüfusun 10 milyonu aşmaması için yasa tasarısı hazırlandı ve İsviçre meclisine gönderiliyor. İsviçre 2050 yılına kadar ülke nüfusunun 10 milyonu aşmaması için bir referandum yasası tasarısı hazırlıyor ve bu tasarıyı mecliste sunacak. Mecliste onaylanınca halka sorulacak. Ey İsviçre halkı nüfusumuz 2050 yılına kadar 10 milyonu aşmasın diye tedbirler geliştireceğiz. Bu tedbirlere onay veriyor musunuz? İsviçre halkı kararı verecek. Şimdi geliştirecek olan tedbirler neler? İsviçre'ye artık kaçak göçek yollarla gelenler, göçmen kabul edilmeyecek, oturma hakkı, çalışma izni falan filan verilmeyecek, vatandaşlık verilmeyecek ve hatta ki tınga toplanıp sınır dışı edilecek. Ve diğer taraftan nüfus oranları kontrol altına alınacak. Hmm, doğurmayın diyor İsviçre hükümeti İsviçre'lilere. Bu da zaten nüfusları 8.7 milyon. Hani sende 9 milyon. 9 milyon İsviçreli var. 2050 yılına da 25 yıl var. Ya bu 25 yılda 1 milyonluk artış olmasın diye İsviçre hükümeti tedbir geliştiriyor. Bakın bunun içinde birçok konu birçok durum olabilir. Hani İsviçre hükümeti küre kafaların tamamen kontrolünde bir şekilde adımlar mı atıyor bir hazırlık içindeler mi? Hani dünyaca meşhur İsviçre bankaları. Dünyada ne kadar böyle delengeli menengeli işler varsa bu paralar İsviçre bankalarında saklanıyor. Niye? E çünkü çok güvenli dışarıya bilgi verilmiyor ve orada paralar tutuluyor. Şimdi küre kafaların bir şekilde para kasası olan yer. İsviçre bu kararı alıyorsa dünyada 2050 yılına kadar nüfusun artmaması için birçok adımlar cereyan edebilir. Birçok seri şekilde gelişmeler vuku bulabilir ve zaten halihazırda hazırda L'si, G'si, B'si, T'si erkek erkeğe kadın kadına neydi belirsizlerin daha da çoğalması, Amerika'nın bunu desteklemesi, Avrupa'nın bunları desteklemesi, gençlerin evlenmeyin, çocuk yapmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın tavsiyeleri birçok şekilde dünya inanılmaz durumda nüfus baskılanıyor. Ve şimdi 9 milyonluk İsviçre 2050 yılına kadar 25 yılda nüfusu 1 milyon artmasın diye referanduma giriyor. Ne göçmen alacaklar ne de doğurtacaklar. Durum bunu gösteriyor. Ne diyelim İsviçre'deki dostlar sizler durumu daha iyi biliyorsunuz. Yorum kısmında belirtin ne oluyor ne bitiyor. Bilal Feyza sizin için takibe devam. İsviçre'deki kardeşlerimize selam. Amerika Libya'da iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. Daha da çok gösteriyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Amerikalı askeri heyetler habire Trablus'ta bir oraya bir buraya bir şuraya bir ona bir bu kadar bir şuraya ziyaretler yapıyor. Habire Hafter tarafında ziyaretler yapıyor. Amerika Libya'nın petrol, gaz, denizdeki ve karadaki petrol ve gazına daha fazla göz dikmeye başladı. Ama aşamadığı bir güç var. Gücü biliyorsunuz. Türkiye. Amerika. Türkiye'yi Libya'da aşmak için, Türk engelini Libya'da geçmek için bu tür görüşmeleri yürütüyor. Hani alttan alttan benim işime yarayacak kim var? Hain kafalı kim var? Parayla çalışan kim var? Onları belirlemeye çalışıyor. Türkiye, Libya'dayız. Kadim Türk devlet haklı. Libya'da bizler de her tür adım atıyor, faaliyetlerimizi yürütüyor ve Amerika'nın bu parayla onunla bununla adam çevirmeye, adam ayarlamaya çalıştığı durumda bizler de onun karşısında tedbirlerimizi geliştiriyoruz. Amerika günün sonunda dolanacak, fırlanacak, Türklerden Libya'da tekmeyi yiyecek, totoşuna baka baka Amerika'ya geri dönecek ya da gelecek. Gel bakalım Johnny, gel Türk masasına otur, konuşalım. Ondan sonra Libya'nın zenginliklerini, petrolünü Libya hükümeti, Türkiye hükümeti beraber karar verir. Sana da verdiğin para ölçüsünde bir yerleri gel şurada petrol çıkar, gaz çıkar deriz. Ama şartları biz belirleriz, Türkiye belirler. Boş yere böyle dolanıp enerji harcama. Ha illaki bir yerlerden hain bulacaktır. Bakın bunun altını çiziyorum öyle hepsi güllük gülistanlık değil. Onların işlerinde Türkiye'ye karşı hainlik besleyen, Türkiye'ye karşı plan çevirenler çıkacaktır. Aynı Libya eski İçişleri Bakanı kim? Fethi Başa gibi. Fethi Başa evet o da Türk kökenli bir Libyalıydı. Fethi Başa Libya'nın geçen dönem İçişleri Bakanıydı. Ama ne olduydu? Fransa'dan bayağı çalışınca Türkiye'ye karşı gelmeye başlamıştı. Türkiye'ye karşı gelince Totoş'una dekmeyi yiyip soluğu Hafter'in yanında aldıydı. Böyle. Yüz yıl sonra Libya'dayız ve dahi Libya'da Türkiye ne derse o olur. Devam. İnekler çok fazla gaz çıkarıyor. Onların nüfusunu azaltmamız lazım. Şurada şunu yapmamız lazım. Burada bunu yapmamız lazım diyen. Kürre kafaların altın çocuğu. İyi beslemesi. Bil. Bilgeyiz yeni bir projeyle karşımıza çıktı. Daha dün anlattım. Bugün yenisiyle karşımıza çıktı ki. Ağaçlar. Bilgeyiz. 70 milyon dönümlük alandaki ağaçları kesip küresel ısınmayı durdurmak istiyor. Hoppa! Lan küresel ısınmayla ağaçların ne alakası var? Hani ağaçlar oksijen üretiyordu. insanların oksijen kaynağıydı. Yağmurları yağdırıyordu. Ne oldu? Şeytanın çocukları, iblisin çocukları çalışıyor. Küresel ısınmayı durdurmak için Bilgehis'in başını yürüttüğü şirket, yatırım yaptığı şirket 70 milyon dönüm. Bakın milyon dönüm diyorum. Az bir rakam değil. Ağacı kesip küresel ısınmaya bir tedbir geliştirmek istiyorlarmış. 70 milyon dönüm ağaç ki hani Türkiye yaklaşık 760 milyon dönüm. Türkiye'nin onda biri oranında ağaç kesilecek. Türkiye'nin onda biri büyüklüğündeki bir orman Bilgeys'in şirketi tarafından imha edilecek. Vay zalimler vay. Ne insana, ne hayvana, ne ağaca, ne canlıya, hiçbir şey ama hiçbir şeye zaten bu bizim çocuklarından merhamet beklenmez. Pilot bölge işte burası da çok önemli. Pilot bölge ise Amerika, Florida. Hı? Evet. Amerika'da 70 milyon dönüm arazide ağaçlar kesilmeye başlanacak. Pilot bölgede başarılı olurlarsa bunu tüm dünyaya yayacaklar. Hatırlayın yine bu küre kafaların altın çocuklarından bir diğeri Fransa. Beygirsiz makaron. Makaron ne yapmıştı? Koştur koştur Brezilya'ya gitmişti. Amazon ormanları. Amazon ormanlarını nasıl rehabilite ederiz? Nasıl buraları bilmem ne yaparız ne ederiz? Aldığınız mesajı evet. Bilgeyiz ve Macron yakınlığı zaten biliniyor. İkisi de aynı yerden beslenen iblis çocukları. Burada sözde amaç işte ağaçlar çok yangın çıkarıyor. Yangınlar çoğalıyor. Ağaçları keselim. Yangınları azaltalım. Küresel ısınmayı azaltalım. Yersin. Dertleri canlı nüfusunu kontrol altına almak, hayvan nüfusunu, insan nüfusunu kontrol altına almak ve onlara bağlı bir toplum oluşturmak ve onlara bağlı bir insanlık oluşturmak nasıl ki? Aynı bilgeyiz yine sizlere anlatmıştım. Dünyanın en büyük oksijen üreten makinalarını üretti ve bunu Amerika'da denemeye başlamıştı. Ha? Evet bir taraftan makine üretiyor oksijen üretsin diye diğer taraftan ağaçları kesiyor. Para 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 oksijen almak istiyorsan karbon ayak izi nedir onu göstereceksin kimlik kartında. Ha sen fazla oksijen tüketmişsin şu kadar daha fazla vergi vereceksin. Para vereceksin. Bak benim makinem oksijen üretiyor. Onun ihtiyaçları, onun giderleri karşılanacak. Ve dünya ülkeleri onların kontrolündeki hükümetler, başkanlar, başbakanlar işte neyse onların kontrolündeki hükümetler de bunlara o vergi, vatandaşlardan toplanan vergiyi ulaştıracak. Amerika'dan, İngiltere'den, ne bileyim ben Hindistan'dan, oradan buradan. Böyle bir yapı, böyle bir sinsi plan, böyle bir düşünce... Bilal Feyza sizlere burada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Allah bu şeytanların şerlerinden az ve necip milletimizi, dost ve kardeş diyarları, dünyadaki tüm masum ve mazlumları, Türkiye'mizi her daim korusun. Hindistan demişken, Hindistan'da çok özel bir misafir. Eh, kim? fotoğrafı paylaştım. Şöyle az çok yakınlaşalım. La bu kime benziyor? Şöyle tipine baktığımız zaman, yan profilden baktığımız zaman la bu zirta ki. He? <laughs> evet. Yunan Genel Kurma Başkanı Hindistan'da. Hindistan Yunanistan arasında askeri işbirliği antlaşmaları her geçen gün daha da artıyor ve bu eksende Yunan Genel Kurma Başkanı Hindistan'a giderek yeni işbirliğine, askeri antlaşmalara imzalar atıldı. Hindistan üretti çarık çuruk malları, uyduruk kaydırık malları bir taraftan daşnaklara kaktır veriyor, o bir taraftan sirtakilere ucundan ucundan kaktırıyor. Yakında Fransa ile Hindistan birbirine girerse şaşırmayalım. Fransa lan oğlum akıllıdır. Daşnaklara ben veriyorum. Zirtakilere ben veriyorum. Sana ne oluyor? Dur <laughs> diye birbirlerine girebilirler. Ama Hindistan'ın güvenli bir yeri var. İngiltere. Hindistan İngiltere'yi arkasına aldı. İngiltere'nin güvencesiyle o da elindeki malları, çarık çuruk malları Ermenistan'a, Yunanistan'a iteleyi veriyor. Ve Yunan basınında manşet aynen şu. Türkiye'nin Pakistan'ın işbirliğine karşı, Türkiye'nin Pakistan'ın Ege Denizi'nde, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki işbirliğine karşı biz de Yunanistan, Hindistan işbirliğini hayata geçiriyoruz. Daha da güçleniyoruz. Türkleri ve Pakistanlıları durduracağız. Türkiye Pakistan ilk kez Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de tatbikatlar icra etmiştik. Türkiye Pakistan ilk kez Konya'da hava tatbikatları icra etmiştik ve Türkiye'den Pakistan'a giden görev güçleri orada ortak tatbikatlar yapıyorduk. Adımlar hızlanıyor. Dünya iyice herkes safını belirliyor. Herkes safında duracağı yerleri tutuyor. Zıkıntı yok. Biz dost kardeş Pakistanlıyız. Biz can kardeş Azerbaycanlıyız. Biz kardeş Türk dünyasıyız. Biz bizi seven ülkelerle, milletlerle İşbirliğimizi her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Yunan'da, Ermenisi'de, o suda bu suda Hindistan'la, Fransa'yla onunla bununla işbirliğini geliştiriyor. Vakit ve saati geldiğinde, kılıçlar kınından çıktığında El yaman, bey mi yaman, Türk'ün tokadı yaman görecekler. Lazirtaki Hindu yemeklerini çok yeme, dohanır. Zaten dohanmasa biz size tık dokandıracağız. Hindistan, Ermenistan'a silah sistemleri satıyor dedim ve bu eksende bir haber bir gelişme arkada videoyu paylaşıyorum. Hindistan fabrikalarında Ermenistan için özel olarak üretilen topçu mühimmatları topçu sistemleri kameraya alındı ve bu görseller dünyayla paylaşıldı. Hani burada şu mesaj veriliyor. Bak Hindistan'da fabrikalar harıl, harıl üretiyor. Ermenistan'a üretiyoruz. Yunan'a da üreteceğiz. Pakistan'ın karşısında, Türklerin karşısında, Türkiye Azerbaycan'ın karşısında biz de varız. Ermenistan yalnız değildir diyor. İnekçi Hindular. <laughs> La oğlum Hindular. İneğinizi kış demedik bugüne kadar ama bugünden sonra ineğinizi mineğinizi tıpaları çaka çaka uçurup depenize geçireceğiz. Uçan inekleri de dünya görmüş olacak. Fransa, İran, Hindistan aylardır Ermenistan'ı harıl harıl silahlandırıyor. Harıl harıl hazırlıyor. Neye hazırlıyor? Yeni bir savaşa hazırlıyor. Tamam. Tamam ulan. Kimi Hindu, kimi Cardın, kimi Pers, kimi bilmem ne bela. Siz hepiniz biz Türk. Türkiye, Azerbaycan topunuzun hakkından gelecektir. Evelallah. Ve tam da bu hengamede Türkiye'den net bir söylem, net bir çıkış geldi. Onlar Ermenistan'a bir versin, biz Azerbaycan'a üç vereceğiz. Elhamdülillah. Bunlar öylesine açıklamalar değil. Siz bakmayın. Onlar bir versin, biz üç vereceğiz demesine. Biz Azerbaycan'a 5 veririz, 10 veririz. Hepimiz Azerbaycanız. Eski Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Fransa'yı, Hindistan'ı, İran'ı ve diğer diğer ülkeleri kastederek aynen şu mesajı verdi. Birileri Ermenistan'ı tekrar güçlendirerek, tekrar silahlandırarak Azerbaycan'a karşı bir savaşa teşvik ediyor. Ve şöyle devam etti. Onlar Ermenistan'a 1 versin, biz Azerbaycan'a 3 vereceğiz. Böyle. Kardeşlerimiz yalnız değildir. Ve tam da bu noktada Türkiye Azerbaycan Şuşa deklarasyonu devreye giriyor. Şuşa deklarasyonu? Evet neydi Şuşa deklarasyonu? Azerbaycan Türkiye savaşta da barışta da tek ordu. Ve Ermenistan ağlamaya başladı. Ermeni basını aynen şunu yazıyor. İran-İzrail gerilimi ekseninde çok farklı yönde, çok ters bir yönde gelişme hayata geçebilir. Kafkasya. İsrail-İran gerilimi ardından Azerbaycan Kafkasya'da yarım bıraktığını tamamlayabilir. Ermenistan Azerbaycan'a karşı bir saldırı girişiminde bulunursa bunu diyen Ermeni basını Azerbaycan ve Türkiye Kafkasya'da cıncık gibi bir kök temizliğine başlayacak. Azerbaycan'ın Zengezur planı tıkır tıkır işliyor diyor Ermenistan basını. Kadim Türk Devlet aklı planlamalar yapıyoruz. Yavaş yavaş adım adım bunu hayata geçiriyoruz. Ermeni basını şöyle devam ediyor. Paşinyan Rusya ile ilişkileri bozdu. Bizim tek güvenliğimiz kapı İran kapısı, Pers kapısı. Ama İran'da İsrail ile bir gerilimin arifesinde e, bu ışıkta bizler kalkıp da Zengezur'u önceleyemeyiz. Zengezur'u koruyamayız. Zengezur'u ancak İran korur. Ve İran yaptığı açıklama neydi? Zengezur İran'ın kırmızı çizgisidir demişti Pers kafası. Azerbaycan'a ve Türkiye'ye verilen çok tehlikeli bir mesajdı. Bunun akabinde İran askerleri Zengezur sınırında tatbikatlar yapıyordu. Aynı cevapla biz de Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikata başlamıştık İran sınırında. Şimdi bakmayın siz işler şöyle gözükmese de sakin gibi olduğuna. Sakin değil. Her an Zengezur'da yer gök kızıl elma olabilir. Zengezur düğümün en sert atıldığı yer. Türkiye, Azerbaycan bu düğümü çözmeye çalışıyoruz. Türk devlet haklı bu düğümü çözmeye çalışıyor. Kolay mı? Kolay değil. Dünyanın her tarafında farklı farklı olaylar vuku buluyor. Dünyanın her tarafında her an bir stratejik değişiklik yaşanıyor. Türkiye öyle bir coğrafyanın ortasındayız ki etrafımız yangın yeri. Ama Allah'ın izniyle bu yangını söndüre söndüre, Türk'ün suyuyla serinlete serinlete misak-ı millimizi peyderpey oluşturuyoruz. Ve Türk dünyasının misak-ı millisinin en kritik noktası ise Zengezur. Çünkü Türk dünyasının abisi, Türk dünyasına yön veren güç Türkiye, Zengezur denen o yerle ayrılıyor. Zengezur'u biz bir şekilde öyle ya da böyle ya diplomasi masasında ya operasyon masasında, harp masasında bir şekilde alacağız Allah'ın izniyle ve Türk dünyası abisi Türkiye ile birleşirse ha işte İran bittiğinin resmidir. Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa bunların bittiğinin resmidir. Çünkü Adriyatik'ten Çin setine Türk dünyası tek bir parça olarak birleşmiş olacak. Karayolu, tren yolu her alanda. Bu öyle böyle bir adım değil. Onun için en zor, en kritik nokta Zengezur ve Türk kurmayaklı Azerbaycan Türkiye kurmayı Zengezur'u en son noktaya bıraktık. Orası için çok hassas böyle ameliyat bir cerrahın ameliyat yapma hassasiyetinde çalışma yürütüyoruz. Daşnaklar ya seve seve bize orayı verecek ya da pambıkları tıka tıka alacağız. Öyle ya da böyle alacağız Allah'ın izniyle. Onun için ne diyoruz? Onlar gülüyor, onlar bize karşı şirin gözükmeye çalışıyor. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. Kanma. İnanma var sana maskesiyle beraber öyle dıştan şirin gözükmeye çalışıyor ama maskeyi çıkarınca en tehlikeli en şiddetli gördüğü düşman onların gördüğü en şiddetli düşman Türklerdir onların gözünde. Onun için sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Azerbaycan eski cumhurbaşkanı rahmetli Ebu'l-Feyiz Elçi Bey ne güzel demiş işte böyle. Elbet bu kışlar da geçecek. Elbet bu karanlık geceler de geçecek. Çok güzel çiçekler açan sıcak baharlar gelecek. O bahar bizim için gelecek. O bahar Türkiye için, Türk dünyası için gelecek. Allah'ın izniyle. Onun için bir ve beraber olmaya devam. Onun için durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam yolumuz ilahi kelimetullah hedef kızıl elma bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim mücessin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun